Evet, öncelikle hoş geldiniz. Adım soyadım Metin Gazoz. Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Okçuluğa baktığımızda, okçuluğu incelediğimizde Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Toskoparan İskender'in ikinci Göbek'ten torunu Bahir Özok Atatürk'e çıkıyor ve Atatürk'ün himayesinde Ok Spor Kulübü kuruluyor Beyoğlu'nda. Ondan sonraki dönemde onun oğlu vefat ettikten sonra onun oğlu Fazıl Özok. Ondan sonra 1984'te, 83'te bugünkü Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığına getiriliyor. Ve şu anda da 2002'de Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı olunca şu andaki başkanımız Abdullah Topaloğlu federasyon başkanlığına getiriyor. Yani son 100 yılda 4 tane federasyon başkanımız olmuş. Okçuluk sporu size neyi geliştirir, ne gelişimi sağlar? Öncelikle fiziksel gelişimi sağlar ve psikolojik gelişimi sağlar. Ve sizde mükemmelliyeti yakalama, en iyi yapmanın peşinde koşmayı sağlar. O yüzden bizde antrenör en iyi antrenörlüğü yapmak için uğraşır. İdareci en iyi idareciliği yapmaya çalışır. Sporcu da, okçu da en iyi oku atmaya çalışır. 1983'te Uğur Bey'in Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanlığı'na getirilmesiyle bütün Türkiye'de bir okçuluk seferberliği başlıyor. Aslına baktığınızda ilk seferberlik Cumhuriyet'in kuruluşu diyoruz. 1934-36 olması lazım. İkinci atılım 1983'teki Uğur Bey'in Türkiye Okçuluk Federasyonu'na getirilmesi ve ben kendim 1984 yılında başladım. Pilot iller Sakarya, Samsun, Eskişehir, Antalya, İzmir ve Ankara olması. Ve bu illerde okçuluk faaliyetlerinin başlamasıyla okçuluğa başladım. Yaklaşık 11-12 yaşındaydım okçuluğa başladığımda. Ve o süreçten beri devamlı aktif halde Okçuluk Federasyonu içerisindeyim. Milli takım sporculuğu yaklaşık 2012 yılına kadar milli takım sporculuğu yaptım. O arada eğitim kurulu üyeliği, eğitim kurulu başkanlığı, beden eğitimi öğretmeni olduğumdan dolayı ondan sonra teknik kurulu üyeliği, ondan sonra teknik kurulu başkanlığı, en sonunda da şu anda son iki dönemde de Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yapıyorum. Bu ikinci atılımın, üçüncü son atılım diyebileceğimiz konu da 2012 yılında Okçular Vakfı Spor Kulübü'nün kurulması, Okçular Vakfı'nın Cumhurbaşkanımızın himayesiyle yeniden bir atılıma girmesi, yeniden kendi ayaklarının üzerine değil de daha da dünya çapında bir yere gelmesi çok büyük bir ivme kazandırdı. Nereden biliyorum? 2001 ile 2012 yılları arasında Okçular Vakfı'nın çizimi, yapımı, inşaatında birebir çalıştım. Biliyorum ne olduğunu, nasıl yapıldığını. Uzun bir süreçti çünkü tarihi bir yer, önemli bir yer. Tabii ki Okçuluk Federasyonu ve Spor Bakanlığımızın bu işe çok fazlasıyla ilgi göstermesi ve destek sağlaması. 2016'da Mete'nin ve Yasemin'in özellikle Rio Olimpiyatlarında ses getirmesine neden oldu. Ardından 2016'daki o yükselişten sonra işte dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları geldi ve en son 2021'de olimpiyatla taşlanmasına neden oldu. Okçuluk Federasyonu, Türkiye Okçuluk Federasyonu olarak Okçular Vakfı olarak birçok şeyin zaten temellerini attık. Birçok belediyede faaliyetler başlattık ama açıkçası yani Esenler'den çok büyük bir atılım olmuş. 3-4 sene daha bununla buraları planlanırken görüşmeler yaptım. Sonra görüşmeler kesildi. Yani böyle bir şey yapmış olabileceklerini tahmin etmedim açıkçası. İçeri girene kadar bana da sürpriz oldu. Ben normal bir konferans salonunda sizlerle görüşeceğim diye biliyordum. Tekrar tekrar söylüyorum. Heyecanım mazur görün. Çünkü bu işin içinde büyümüş, gelişmiş birisi olarak ülkemizde genellikle spora düşen payın %90'ının üzerindeki bir payı futbol alır. Diğer bütün sporlar ama özellikle gençlerimizin genç nüfus olmamızdan dolayı birçok spor dalına ihtiyacımız var. Çünkü herkesin farklı hobileri, farklı fiziksel özellikleri var ve bu fiziksel özelliklere göre de spor yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Koordinasyon geliştirmek için basketbol, voleybol, handbol, el ayak koordinasyonu geliştirmek için. Mete yine masa tenisi oynattım. Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda subaylar geldi. Dediler ki biz okçuluk istiyoruz. Ne yapacaksınız? Pilotların eğitiminde okçuluk kullanacağız dediler. Niye dedim? Odaklanma, anlık tepki verebilmek için. Biz bunu geliştirmek için masa tenisi yapıyoruz, badminton oynatıyoruz. Okçuluğun da
bu konuda çok çok yararı olduğunu, hani anlık tepkinin yanında konsantrasyon da var. Ha dedim, demek ki masa tenisi işe yarıyor. Mesela Mete çok iyi satranç, masa tenisi oynar, pardon. Hani onda da yarışmacıdır. Ama mesela Mete liseye geçerken, son ortaokuldayken dershaneye gitmek istedi. Okulun futbol takımında resim kursuna gidiyor. Bakmakla görmek, her bulmaca kitabında iki resim vardır. İki resim arasındaki 7 fark denir. Bize göre hepsi aynıdır ama 7 tane fark vardır. İşte bakmakla görmek farklıdır. Okçuluk da görmeye ve bakmaya dayalı bir spor olduğu için. Kalecilik mesela, orada da bakma ve görme var. Su topu oynayan bir sporcum vardı. Penaltı atışlarına kalmışlar. Bir üst lige mi çıkacaklar? Penaltı atışlarında kaleci olarak 3 tane top kurtarmış. Hocası demiş, kesinlikle okçuluğu bırakmıyorsun. Annesine demiş ki, velisine demiş, okçuluk sayesinde bu topları kurtardı. Su topundan Kanada'da üniversite bursu kazandı, oraya gitti. Hani bunlar birbiri, ama su topunu seviyor çocuk. Oynuyor ama onu desteklemek için okçuluk. Çünkü üzerine atılan topa refleks hareketi yapması lazım. Dershane istiyor, futbol takımını istiyor. Basketbolda oynadı, Fatih'te ilçe birincisiydi. Heyecanlanmasın diye koroya verdim. İnönü'de 10 bin kişi, 20 bin kişi sahnede koroda söyledi. Resim istiyor, futbol takımını istiyor. Dedim, oğlum okula kim gidecek? Dedim, ha piyano istiyor. Dedim, oğlum bu piyanoyu ben ne yapacağım? Camdan atamam. Odanın yarısını kabul ediyor. Bildiğiniz kuyruklu piyano istiyor. Dedim, sen şimdi piyano çalmayı biliyor musun? Biliyorsun. Ben sana Teknosa'dan, şuradan Forum İstanbul'dan bir elektronik dedim şey alayım. Çalışmanı yap. Resim zaten çiziyorsun. Hani istersen lisede, liseyi kazanınca işte gidersin. Hafta sonu dershane, onu yaz, var. Futbol zaten oynuyorsun. Sen dedim, piyano çalıp resital mi vereceksin, konser mi vereceksin? Yo, ben dedi dünya şampiyonu olacağım okçulukta. Milli takıma girmek için dedik bir puan atalım, ona göre alalım. Mete 13 yaşındayken takıma girdiğinde ilk Nisan ayından önce çalışıyoruz. Bayrampaşa merkezde akvaryum alışveriş merkezi var. Orada yer açmıştım. Orada camlı bir onların asansörleri, yukarıda McDonald's açık. Bizimkinin yayı ortada. Bu topluyor teşkilat arkadaş grubunu. Hani kendini bırak, milleti de ayartıyor. Hadi McDonald's'a çıkıyorlar, oynuyorlar, iniyorlar. Ya oğlum, hadi atalım. Ben Mete Gazoz'um. Ha öyle mi? Atarım ben. Hiç üstelemem. Yani fazla, hani üstelemek farklı bir şey. Hani Mete'ye ben hep peynir yemesini istiyorsam 5 çeşit peynir koydum. O hep kendisinin seçtiğini zannetti ama ben, amacım zaten peynir yemesiydi. Hani sen zeytin mi peynir mi, zeytin dersen o inadına peynir yer. Peynir de o inadına zeytin yer. Ha sen yeşil mi, kırma mı, siyah mı, gemlik mi, sele mi koy, o hangisini istiyorsun, bakar ben bunu istiyorum der. Hani çocukta öyle bir şey vardır, anne babaya karşı bir azıcık bir, hele ki şimdiki nesilde daha bir fazla. Sizin bunu iyi yönlendirmeniz lazım. Mete, o ben paşayım, ben Mete'yim, atarım, iyi. 1265 puanla Türkiye rekoru 1285 attı ama benim koyduğum baraj 1300'dü. Yani Türkiye rekorunun da çok çok üstünde. Nedeni de şu, federasyon başkanım dedi ki, gel seni, tamam yani artık teknik kurul başkanı olacaksın. Tamam da başkanım dedim, hani yapalım da, hani benim de kuralım bu, şu yaparsak bir baraj koyalım, atamazsak gitmeyelim. Nasıl yani dedim, başkanım benim sporum sayısal bir veri. 360 üzerinden birinci olan Avrupa'da 330-335 civarında atılıyor. Benim en iyi sporcum, Türkiye rekorum 310. Yani ben en iyi adamı götürsem Avrupa'da 40.yim. Sonra döneceğim, diyeceksiniz ki, hocam 50 bin euro harcadık. Nasıl 40. olduk? Nasıl Türk sporcusu 40. olur? Zaten 40.ydım. Hani 30. olsam büyük başarı. Nasıl hesabını vereceğim? Daha gitmeden kaybetmişim. Ha biz bunu kendi içimize dönelim. 2007'de gençlere dönelim. Kamplar yapalım. Bu maddi imkanlarımızı gençlere harcayalım. Ama koyduğumuz uluslararası, yani ilk 16'yı finalist diyoruz. Her 2 yılda bir yapılır bu yarışmalar. O 2 yıldaki, yani camia belirliyor bizi. Rakiplerimiz belirliyor. Kaç atılıyor? 320. Tamam, bizim bu seneki barajımız 320. Mete gitmiş antrenörüne demiş, işte Slovenya'da yarışma vardı, Avrupa Şampiyonası. Demiş, kampa ne zaman giriyoruz? Niye demiş? Tamam, ben birinci oldum, rekor kırdım. Ondan sonra eskiden ilk üçe girelim, biz bir takımı alıyorduk.
Demiş böyle böyle baraj koydu baban. Hani 1300 dedi. Baktım yine geldi önüme dikildi ağlıyor. Ne oldu niye ağlıyorsun dedim. Ben rekor kurdum birinci oldum. Ama milli takımı almıyorlar. Oğlum niye ne oldu? Sen bir kanun çıkarmışsın beni almıyorlar diye şimdi daha 13 yaşında. Yani yaptığım şeylere ilk önce hep oğlum takıldı. Olimpiyatlardan geldik. Eylül işte Temmuz sonu. Kasım'da Salon Avrupa Şampiyonası'na seçmelere gittik. Havalimanına gidiyoruz. Taksici diyor ki ooo şampiyon falan. Nereye? İşte dedim milli takım seçmesi var. Hocam dedi adam daha ne yapsın? Olimpiyat şampiyonu daha neyini seçecek? Dedim bizde böyle hani yapacak bir şey yok.